Ülke Ocakları eski başkanı bir suikaste kurban gitti. Ankara'nın göbeğinde biliyorsunuz öldürüldü. Ve bu cinayetin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı sevgili izleyenler. Kasten öldürme suçundan tutuklandılar. Firariler var. Önemli bir nokta. Bilgileri paylaşıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat Bey ile Hakan S. ve Zekeriya A.'nın emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüldüler. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi şüpheliler. Tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildiler. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. Soruşturma kapsamında saldırıyı para karşılığı azmettirdiği iddia edilen zanlının kimliği tespit edildi. İstanbul'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ancak zanlı bulunamadı. Aynı şekilde ateşi öldüren tetikçinin de kimliği belirlendi. Uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı olan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Yani iki zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt'la Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak mahallesinde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Evet sevgili izleyenler, 3 tutuklama var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda hiç konuşmayan isimdi. Sessizliğe gömülenler var, tepki gösterenler var. Neden sessizler sorusu da soruluyordu. O sorularda ismi geçen bir kişi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Şöyle bir yanıt verdi. Burada siyaset üretmek soruşturmayı selamete getirmez. Sosyal medya tezviratlarına itibar etmeyin. İki kişi aranıyor, onları bulup adalete teslim edeceğiz. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz dakikalar içerisinde bunları söyledi sevgili izleyenler. Ve bir isim, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki gösterdiğini ve biz takipçisiyiz dediğini, bize belgeler yağıyor dediğini canlı yayında yayınımızın içerisinde sizler de duymuştunuz. Bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sinan Ateş cinayetine değindi. Ülke Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet güçlerinin ayağa kalkması gereken bir olaydır dedi. Bir vurgu daha var. Bu konuyla ilgili mecliste soru önergesi ve araştırma önergesi gibi konuların yapılmamasına dair Sinan Ateş'in eşinden yani ailenin kendisinden bir talebinin olduğunu da söyledi.